Şu an olacak şeye ben gözlerime inanamadım. Yaklaşık bir dakika önce fark ettim. Çekime başlamadan önce beyler işte bir YouTuber'ın, bir yayıncının yorumları okumasındaki faydayı şimdi göreceksiniz. Bak şimdi. Rafet bizim nerede? Rafet'e bu arada artı bir şeyine vereceğim. Onun için bakıyordum da yine versem diye. Biri demişti ki yorumlarda, hocam Rafet'i bir kanatta denesene. Adam kanat özelliklerine sahip. Orada daha iyi olabilir. Bizim Yusuf da zaten santrafor oynuyor aslında. Bir değiştirelim bakalım ne oluyor. Şimdi Rafet'te artı 3 var. Yusuf'ta artı 2 var. Bak şimdi. Rafet artı 9. Yusuf gene 57 artı 2 ve ünleme gitti. Oğlum artı 9. 9, 9. Rafet sen yeni kanadımızsın. Yani istatistiksel olarak çok bize yarar sağlamayacak çünkü hızlı değil. Ama artı 9 abi. Bu arada hızlanması 66'ymış, onu 67 yapayım hemen. Bakalım 56'lık overall'ında bir şey fark edecek mi? Yok, fark etmedi ama artı 9'la oynuyor. Abi neler oldu ya? Şu çocuk sağ bek başladı ama oynamak istemiyorum deyip kadro dışı kaldı. Sonra kendini sağ kanat yapıp ilk 11'e başladı. Emirhan Kocasoy yedeğin yedeğiydi. Şimdi ilk 11 oynuyor adam ve ondan ya bu ikisinden başka şu an santraforumuz yok. Transfer bütçemizi stoper almak için harcayacaktım. Çünkü kanatta da Ahmet var, biraz da potansiyeli var. Oynasın, orta saha zaten iyi. Şimdi ben büyük ihtimalle bir tane santrafor almam lazım. Paramızı ona harcayacağız beyler. Takıma bak nasıl evrildi ya. Bu arada bir şey yapacağız. Son maçımızı, bir önceki bölümün son maçını 3 farkla yendiğimiz için. Şimdi zorlaştırmıştık oyunu 3 farkla yenildiğimiz için bir maçta. Şimdi onu normale çevireceğim. Düzelttim hepsini. Bu arada bunu yapmamamla ilgili birkaç yorum gördüm. Abi bunu yapma, hiç gerek yok falan demişsiniz ama ya benim açımdan baktığın zaman bir heyecan katıyor. Hani 3-0 yendiğimizde mesela 2 maç üst üste yensek birilerini ve oyunu biraz zorlaştırsak 3-0 3 farklı yendiğimiz için oyun biraz daha zorlu olacak ve bu daha zevkli olacak aslında bakarsanız. Ha, bunu istemeyen arkadaşlar niye istemiyor? Detaylı yazarlarsa ben de anlamış olurum. Teşekkür ederim. Saygılar. Bu arada soran olmuş. Arkadaşlar seçkinde oynuyoruz tabii ki. Yani hazır gelmişken şu topu da değiştireyim ya. Bizim Süper Lig topu neredeydi ya? Abi Molten'ın kış topu varmış. Keşke bununla oynasaymışız ya. Geçen bölümde kış maçı yaptık bir tane de. Dümdüz turuncu pembe bir topla oynadık. Şu iyiymiş ya. Heh, Puma Orbita Süper Lig. Bizim topumuz bu. Devam. Arkadaşlar bak şimdi transfer bütçem gideceğim. Santrafor alacağım. Ama önce şunu bir açıklamam lazım size. Bak orta sahadaki yedeklerimize bak. Şu çocuk hızlı mesela. Bu çocukta potansiyel var falan. Güzel. İki tane yedeğimiz var. Kemal Kılıç, Ahmet Çolak falan. Sarper Çağlar var sağ kanatta. Ahmet Oğlu'nu yedekleyebilir. Ondan sonra santraforda Mehmet Öztürk var. 51 overall ama 35 yaşında. O bizim için sayılmaz. Kanatları yedekleyen Mehmet Yürür var. Hızıyla bizim istediğimiz oyunculardan bir tanesi. Mümin Uyar var. Gerçekte takımın en iyilerindenmiş. Mümin değil mi ismi? Ama biz çok oynatmıyorduk. Artık ona da şans veriyorum. Şu arkadaşı çok düşünmüyorum ama 55 overall ile duruyor orada. Stoper yedeğimizle ilgili de sıkıntı var. Şimdi Çoban ve Abdül Dursun. Bu çocuklar sağ bek ve sol bek oynuyorlar ama stoperi alırsak da oynarlar bir şekilde, eksiyle oynarlar. Ama ben riske atmayacağım arkadaşlar. Bir tane santrofor alacağım ya, iyi bir santrofor. Yani stoperde sıkıntı yaşarsak Abdül ya da Çoban'dan birini oynatacağım artık. Zaten sezonun yani sonuna gelmek üzereyiz. 816 bin euromuz var. Bakalım kimleri bulacağız. Ya beyler, şimdi bak Muhammed Demir'i buldum. 32 yaşında, takımın abilerinden biri olur. Şutu falan çok güzel, 68. Bizim takımdaki en iyi şut atan oyuncu olacak aldığımız zaman. Ofansif çalışma oranı yüksek ama şöyle bir şey var. Ya adam neredeyse 1 milyon. Ya bizim paramız yetmez ya da ucu ucuna. Ve maaşını verebilir miyiz bilmiyorum. 6.400 alıyor. En az 6.000'e bağlarız. İmza parası ister falan. Yani forvet almak hiç mantıklı değil. Ben stoper alacağım ama ardındaki mantığı da bir anlatmam lazım size. Devamlı kafam değişiyor ama. Şimdi diyelim Yusuf'tan ya da Emirhan'dan biri sakatlandı. Ne yapacağız abi? Direkt Rafet'i forvete çekeceğim. Ne yapacağım? Mehmet Yörür'ü oyuna sokacağım. Serper Çağlar'ı oyuna sokacağım. Anlatabildim mi? Forvette bir şekilde dönüyoruz. Ama stoperde dediğim gibi sağ bek ya da sol bek oynatmak zorunda kalırız biri sakatlandığı zaman. Bu daha büyük bir risk gibi geldi. O yüzden gideceğim. Çok da güzel bir stoper buldum ya. Abi Sadi Karaduman. Adana 0-1'de. ofansif çalışma oranı düşük, defansif çalışma oranı yüksek. Şöyle bir güzelliği var bunun. Ofansif çalışma oranı düşük olduğu için evet böyle bizim kornerlerimizde ya da hızlı hücumlarımızda falan filan gelip kafaya mafaya çıkmayacak. Ama bu şu demek oluyor. Adam gitmediği için ileri arkada kalacak ve bu güzel olacak. Defansif çalışma oranı yüksek olsa çok daha iyi olurdu. Çünkü çakılı kalırdı yani bizim orta saha ve gerisinde.
Ama istatistiklerini görüyorsunuz. Çok iyi. Fiyata bak abi. 410 bini alabiliyoruz. Ben şimdi onunla bir Kayseri pazarlığı. 380 bin diyorum ya. Hep böyle ulan bu fiyatı alabiliyor muymuşum diyorum. Şimdi o fiyatlardan birini teklif ettim. 450'de ama gerginlik de olmadı aramızda. Bu da güzel. 390 diyelim. Bu sefer gerginliği bir tık artabilir. Arttı. Yarıya gelmek üzere. İlan ettiği fiyatı değiştirmiyormuş. Abi sen Adana'nın şey değil misin ya teknik direktörü? Senin bu ten rengini ne yapacağız? Babacım 400 veriyorum. Bence sen de yola gel. Adam 32 yaşında eyvallah. Güzel. 410 binden de aşağı aldık. Bence bundan kesin ağ alacağız. Şimdi 32 yaşında 3000 para alıyor. Biz buna neden 2750 demeyelim mesela? Yani şimdi yaş ilerledikçe para düşer. Bu arada bu adama neredeyse kaptanlığı vereceğim. Çünkü takımın en yakışıklısı, belki ligin en yakışıklısı, en karizması. At kuyruğu var, sakallar müthiş. Renk çok uymamış ama ya yapmaya çalıştığın şeyi anladım Sadi. Güzel. Yani şıksın, hoşsun. Bak Efecan da gelmiş, Sadi'yi karşılıyor. Bir konuşun, tesisi gezdirin arkadaşınıza. Ha, 2 numaralı formayı vermişiz. Güzel, tamam, okey, uyar. Baksana abi, gözler falan da mavi. Bu çocuk safkan Türk olmayabilir, ben söyleyeyim size. Bir AC aldım ya. Kaça alabiliyormuşum? 290 mı? Oğlum ben 380 teklif ettim, adam gerildi. 290 nasıl alacaktım? Şimdi Sadi'nin keskinliği 50. Dolayısıyla oynamayacak ama yedeklerde duracak. Şimdi zaten çok ilginç maçlar bizi bekliyor. Umarım yardımcı teknik direktör onu oyuna sokar diye düşünüyorum. Bu arada yine sizin yorumlarda gördüm. Çok da mantıklı geldi. Şimdi bak, bizim 347 bin euromuz kaldı. Artık transfer yapmayacağım. Bakayım. Tam 347 bin euro. Abi şöyle bir şey yapacağım ya. Alacağım ya. Bulursam yardımcı teknikte antrenör alacağım. Bunlar çok etkili çünkü. Hatta kaleci becerileri 3 yıldız olan bir tane gegenpressçi var. Ege Altıntop, gel baba. Gel, seni direkt koydum buraya. Bakalım şimdi Serhat artı kaç alacak? Görelim. Artı 5 aldı. Abi ben gerçekten bunu niye yapmamışım daha önce? Kafama tüküreyim. Ah, acıdı ya. Artı 3'ler, artı 5'ler, artı 9'lar. Ya şu herifin zayıf beceri hareketleri de 5 yıldız. Yani forvetle o kadar yakın oynuyordu ki adamlar, bu beceri hareketini kullanamıyordum. Şimdi kanatta yardıracağım. Çünkü yani bu tip kariyerlerde beceri hareketini çok kullanamıyorsun. Adamların driplingi, top sürmesi çok kötü olduğu için. Ama göreceğiz. Rafet'te nasıl olacak? 4 simüle maçından ilki beyler. Serik Belediyespor'a konuk oluyoruz. Deplasman maçları bunların hepsi. 2-2 bitti. Kendimiz Yusuf Buğra atmış bu arada. Helal olsun. Santrafor'da Serhat atmış bir de. Güzel. Onda atmış Serhat. Helal olsun. Mümin'de Bilal'in yerine girmiş. Bilal sarı kart görmüş. Hoca o yüzden çıkarmış olabilir kırmızıya düşmesin diye, ama beraberlikten kurtulamamışız. Bu arada Rafet'i sol kanada da çevirelim değil mi ya? Yani overall'da o şekilde de artar. Şimdi artı 9'da oynuyor eyvallah da. Bir sol kanat yapsak. Gelişim bonusu %44. 2 haftada da oluyormuş. Adam yani bağırıyor ben sol kanadım diye aslında. Ben anlamamışım uzun zamandır. 2 hafta sonra görüşürüz. 56 artı 9 olur mu sizce? Hoho, inşallah olur. Bu arada 3, dediğim gibi 3 tane daha simüle maç yapacağız. 6.yiz. 7. ile aramızda fark var. Şu an playofflara katılıyoruz. O tehlikeye girerse mecburen bütün maçları kendim oynamak zorunda kalabilirim. Bu arada bunları çok göstermiyorum artık. Çünkü herkes kontratak oynuyor. Son 3 maçını yenilmiş mesela İskenderun. Büyük ihtimalle bunları da alacağız. 3 defans da oynuyorlar. En son 3 defans da bize kim oynamıştı? Sarıyer. Ağzımıza neyse söyletmeyin bana. Şimdi bakalım bu maçta ne olacak? İskenderun'u. Abi niye 2-2 bitiyor hep ya? Ulan aynı şey, gene Yusuf atmış. Burak atmış bir de. Ya şampiyon olamayacağız herhalde. Orası kesinleşti ya. Bu arada şunu da bilgilendirmesini yapayım. Çünkü bir uyanan arkadaş olmuş şeyde, yorumlarda. Sözleşmesi biten oyuncularımız vardı. Yaklaşık 18-19 tane. Hepsiyle yeniden sözleşme imzaladım. Maaşlarında gerçekten çok ufak artışlar yaptım. Yani böyle 100 euro, 200 euro gibi. Ve hepsi 4 senelik, 5 senelik kontratlar yaptılar tekrar. Bir tek Mehmet Öztürk'le kontrat yapmadım. Hem eksi 5 olmuş, hem 35 yaşında artık. Yani emekli de olmuyor. Buradan nereye giderse Mehmetciğim, teşekkürler emeklerin için. Yani ona saygısızlık etmeyelim tabii. Bu arada Sadi Karaduman'ın yeni stoperimizi Ethem Pülger'in yerine alacağım şuraya. Artı 2 ile oynayacak. Aslında hızı da 66. Sola alsak daha mı iyi acaba? Şöyle oynayalım ya. En yavaş oyuncumuz merkezde kalsın. Ömer Şahbaş. Burada Çelik var. Burada Sadi Karaduman. Bence güzel. Bu arada şimdi Burak Aydın'dı değil mi? Burak. Burak 31 yaşında bir takımın kaptanı. Biliyorsunuz bizim kaptanımız şeydi. Aa, sattık eski kaptanı, Hakan'dı. Hakan da yaşı vardı, 33-34 vardı galiba. Sonra Burak'a geçmişti ve Burak'tan almamıştım. Ama ilk defa bir kariyerimde şunu hissediyorum. Abi bu takımın kaptanı kim biliyor musunuz? Serhat Öztaş abi bak. 20 yaşında
gerçekten bu takımın kaptanlığını yapabilecek şeye sahip. Maç içinde görüyorsunuz işte, ne bileyim, bir şut attıktan sonra karşı takım arkadaşlarını kızma şekli, onları uyarma şekli olsun vesaire. Adam şey yani, yaşından çok daha büyük. Ben kaptanlığı izninizle ona vermek istiyorum. Bu arada takımdaki herkesle konuştum. Çok yerinde bir karar hocam dediler. Geleceği çok parlak Serhat'ın. Bence böyle bir sorumluluğu kaldırabilir dediler. Herkesten yorum aldım yani, merak etmeyin. Serhat artık yeni kaptanımız. Şu Giresun'dan bir galibiyet alsak çok sevineceğim. İki beraberlikle gidiyoruz. Aldık. Yusuf Buğra atmış beyler. Yusuf Santrafor'a geçtikten sonra hiçbir maçı boş geçmedi. Kemal Kaan Kılıç. Arkadaşlar bir kiralama söz konusu. Vanspor'u 6 aylığına kiraladım. Yani niye bizde oynamayacak abi, gitsin çocuk form tutsun ya. Aynısını Ahmet Çağrı Çolak için de yaptım beyler. Sincan Belediyespor Ankara. Kısa süreli teklifi kabul ettim. O da gider umarım. Kadir Aydın. O da 2 yıllığına Ümraniye'ye gitti. Kadroda düşünmediğimi biraz önce söylemiştim zaten. Yedekleri var. Hiç sıkıntı yok. Ve Ahmet Çolak da 6 aylığına Sincan Belediye'ye gitti. Harika. Bak takımı nasıl rafine hale getirdik. Herkes çalışır. Herkes form tutar durumda. Hiç sıkıntı yok yani. Hiç yerinde bekleyen, paslanan kimse yok abi. Çok güzel. Takımı iyi işletiyoruz. Güzel gidiyor. Ve Rafetcan'ın pozisyon değişikliği geldi. Artı 9 bekliyorum beyler. 3, 2, 1. Artı 4. Bence yine bile iyi. Beyler vallahi iyi. Bak driblingi nasıl 70'e geldi. 10 numara 5 yıldız. Şimdi bu çocuğu ne çalıştıralım? Hem hızı, sprint hızı hem hızlanması artmıyor değil mi ya? Tüh. O çok kötü. Şu ters kanat mı çalıştırsak? Pas mı çalıştırsak? Pasları biraz kötü çünkü. Açık oyun kurucu çalıştırıyorum. Dayanıklılığı da artıyor. Güzel. Driplingi de artıyor. Harika. Bu arada son verdiğim oyuncularla 1, 2, 3, 4 tane oyuncu kiralık vermiş bulunuyoruz. Hafiften de bir oyuncu fabrikasıyız ha. Belli etmiyoruz ama. Rafael Varane da gitmiş Bayern Münih'e. Ya şu Erik Ten Hag nasıl hala teknik direktörlüğünü yapıyor United'ın? Gerçekten anlamak mümkün değil ya. Abi hangi iş kolu, hangi sektör olursa olsun bu kadar başarısız bir adam. Yani bırak birilerinin onu kovmasını, kendin gitmek istersin ulan. Gitmiyor herif. Ooo, Iğdır Ahmetoğlu'na 1 veriyor. 1. Neredeyse 1 diyelim ama çocuk değerli. Sarper Çağlar. Ya oynamak istiyor bu çocuk ya. Göndersek mi beyler? Ama yok. Şimdi kadro derinliğinin kiralıkları da verdik. Düşürdük. Bunu satarsak iyice kadro derinliği falan kalmaz. Devam abi. Bak gördünüz mü abi? Her şeyi yaptık. Kiralarımızı verdik. Alacağımız oyuncuyu aldık. Kadro dışında 3 tane yedeklerimiz ve 11'imiz. Benim istediğim maksimum sayı bu abi takımda. Anladın mı? Şu adamlar yedeklere girmek için savaşacaklar. Bu adamlar ilk 11 başlamak ya da süre almak için savaşacaklar. Bu adamlar da takımı bir adım daha ileri götürmek için savaşacaklar. Daha ya bu alt taraf çok kalabalık oldu mu? Ben sevmiyorum abi ya. Yine bir deplasman maçı Erzincan Spor'la oynuyoruz. Son simüle maçımız. Bundan sonra iç saha maçımız olacak. Yenildik anasını satayım. Şey diyecektim ya, bu maçtan sonra bir puan durumuna bakalım. Burak penaltı kaçırmış. Beyler, Rafet atmıyor mu penaltıyı? Allah Allah, onu da ayarlamadık tabii. Ben maç içinde değiştiriyordum ya. Abi penaltıyı kaçıran adam takımın en yüksek penaltısına sahip. 69 ya. Ondan sonra şey var, 61'lik var. Serhat Ahmetoğlu. Ya bu adamdan da alamam ya. Evet, 4 simüle maçın sonunda 39 puanla 6.yiz ve 7. ile aramızda hala bayağı bir puan farkı var. Bakalım liderle aramızda kaç puan fark var? Evet, herhalde şu andan itibaren imkansız yani Sarıyer'i geçip yakalayamayız. Ama Ankara Demirspor 5 defansla oynuyor. Aklıma şey geldi. Beşiktaş-Sivas maçı geldi. Sivas'ta Beşiktaş'ın karşısında 5 defansla çıkmıştı. Hatta taktik icabı bazen 6 kişi oluyorlardı defans hattında. Ama Beşiktaş çok güzel açmıştı orayı ya. Ama bizde öyle adamlar yok tabii, teknik. Rafa gibi falan. Herkes gibi bunlar da kontratak oynuyor, alırım. Ömer Şahbaşo. Yeni stoperim Sadi nerede acaba? Sadi ayağına bir top değsin. Harika. Bir de kaptana dön. Kaptanım ya. Pazubandın nerede? Aslanım benim. Çok güzel. Şimdi sıra bizde. Hadi siz koşturun şimdi de biraz. Ahmetoğlu. Ahmetoğlu sen yavaşsın be oğlum. Çok güzel. Allah Allah. Al. Bu kaleciler hep çok iyi çıkıyor abi, karşımızdakiler ya. Şöyle saçmaladım, kabul. Biraz da şımardım, sebebini söyleyeyim. Kötü bir takımmış gibi geldi bana. Halbuki 32 puandalar, biz 39 puandayız. Biraz ciddiyet, evet. Ya defansta ikinci adamı çağırmayacağım abi. Bunun için çaba göstereceğim. Çünkü elim direkt otomatik gidiyor. Herkes al, bak adamım tutsun herkes. Süper, kaptana döndük. Kaptan çok sakin. Rafet. Şöyle bir şut, kaleci Zokkök. Seni var ya, çok zorlayacağım bu maç. Rovaşoto'ya attık, olmadı. Birinin kafasına gelmedi Allah'tan. Bir power daha.
Efe bu sefer, Efe dışarı vurdu. Oğlum kaleyi tutsun bari ya. Efe neredesin? Rejisörü göstermiyor. Bunu niye gösteriyorsun bize ya? Ağzımızı suya akıyor böyle adamları gördükçe. Federico Chiesa. Çok güzel yere. Efe vurdu. Efe hep dışarı vuruyor. Efe senin şutunda bir problem mi var oğlum? Bir yanıma gel İkman'da ya. Bir kere bitti. Oh. Rafet sol kanatta çok etkisiz. Serhat da yavaş. Bizim kanatlarda sıkıntı var beyler ya. Efe şutun kaleyi buluyor oğlum. Bunu da atabiliyor. Ya bu Efe'yi ne yapacağız biz ya? En yüksek overall oyuncumuz abi de. Efe bunu at bari. Ulan bütün şutlar da Efe'ye denk geliyor. Anasını satayım. Efe bir kendine gel baba. Gol olur. Olmadı topuklar. Hadi bir çuvalalım beyler. Güzel top. Yusuf. Yusuf kaptırdın oğlum içeri gireceğim derken ya. Lan düşürmüştüm adamı. Serhat kaptan çık artık Serhat. Ben böyle bir şey görmedim. Ulan helal olsun. Lan bu kadar saldırılmaz ki. Ulan şampiyonluğa mı oynuyorsunuz ya? Abi inanamıyorum ya. Abi ben de şımardım ya. Ben de şımardım. Var mı dakikamız? Yok. Şımardım ya. Ama ben bu maçın şeyini faturasını Efe'ye yazarım abi. İki tane dışarı attı. İki tane net kaçırdı. Efe 7.3'te almışsın ama maçın adamı kalecileri seçiliyor. Var mı böyle bir şey? Helal olsun ya. Benim de listemdeydi bu arada. Giden giden ama bu her kimse Kemal Kılıç bu önümüzdeki sezonun başında gidecek. Bir sene Giresun'da oynayacak. Bizde kesinlikle şans bulamayacak çünkü orası kesin. 7. ile aradaki fark fazla diyordum. 3 puana düşmüş bile. Gerçi maç eksiğimiz var da Ankara Demir 8. liğe yükselmiş. Biz kimle oynuyoruz? 12. Sincan Belediye Ankara Spor. Aga bu Ankara takımları niye böyle ya? İyiler ha. Ben ciddileşince biraz az konuşurum. Haberiniz olsun. Şu an bu maç ciddi. Abi altımızdaki adamlarla 3 puan fark oluşmuş. Lan oraya değil ya. Öndeki adam daha kolay değil miydi ya? Allah Allah abi çıldıracaklar. Şu adamımız pas istiyor. Gelişine vurdum. Yani artık gitmeye de korkuyorum ya. Lan bir tane de şöyle bir orta açalım. Ne oluyormuş görelim ya. Kafayı vurduk dışarı Ömer Şahbaş. Güzel. 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 Serhat'a alıştırma oluyor bunlar. Güzel. Hemen başlattı Serhat kontra istiyor. Gidiyoruz. Emirhan. Çok güzel yere attı. İndirdik. Şut kaleci zor kurtardı. Bülbül. Adal Bülbül. Gelişine orta. Vay lan yavaş gitti dedim ama güzel gitti. Hadi bakayım. Çok yavaş gidiyor. Güzel gidiyor da abi. Nasıl geçer o beni? Serhat güzelsin dizlerinle. Aferin oğlum. İnanamıyor olanlara. Yeter ki kendilerine gelsinler. Çok güzel. Serhat mı kurtardı? Çizgiden mi çıkardık bilmiyorum ama. Ahmet'ten bir asist gelir mi ya? Arkada birilerini görüyorum. Ah be. Lan güzel de yere attı. Ahmet'in de ayağı gelişiyor. Ya biz bir gol sıkıntısına girdik ya. Rafet'i sola alınca oldu her şey sanki. Mükemmel pas. Yusuf at artık lan. İnanılmaz bir şey ya. Lan daha ne yapayım oğlum ben? Ah be. Ulan vallahi gol oluyordu. Yine o güzel gollerden biri olacaktı. Biz alalım onu. Güzel. Ben anlamıyorum ya. Bu kaleciler var ya Oliver Kahn ya. Hadi. Lan arkadaş bu kadar da olur mu ya? Hadi hadi hadi. Bomba gibi geleceğiz. Oh be oğlum oh be bunu da kaçırsaydınız vallahi istifa edecektim artık ya. Benden olmuyor kardeşim diyecektim ya. Ben karşı karşıya forvetlerime bir şey attıramıyorum diyecektim ya. Emirhan attı. Oh be Bülbül ne oldu? Adal Bülbül. Oyuncu değiştireyim sakinim. Mehmet Yürür. Ahmet'i diyorum ya. Serhat'ı dinlendir. Yusuf'u da alacağım oyundan ya. Yusuf sen de biraz dinlen ve kendine gel yani. Bunu bir uyarı olarak al. 35 yaşında adam aldım senin yerini şu an. Baskı sonuç getiriyor. Emirhan Kocasoy. Attım bir tane o yüzden bir şey demiyorum.
Emirhan. Of, çok güzelsin Emirhan ya. Emirhan ya, varlık gösteren tek oyuncumuz ya hücum bölgesinde. Rafet. Rafet inanılmazsı. Ama ne yaptın oğlum? Yani ne yaptın da bir söyle bir ara. Bu adamda 5 yıldız beceri raketi var beyler. Boru değil yani. Of, ne yatırmış be. Ulan alıyordum ha. Vallahi şu an titriyorlar korkudan. Hadi beyler, bak dışarı attı. Yapacak başka bir şey yok. Hoca burada bitireceğini sanmıyorum. O yüzden bir atağımız var. Zorla, zorla abi, zorla. Gene mi Emirhan attı ya? Son dakika golü. Bununla tabii bir şeyin artı 5 vermiyoruz. Çünkü bu golle maçı kazanmıyoruz, ama maçı bu golle kazansaydık bir özelliğini artı 5 verecektik. Kurallarımızdan biri. Ay arkadaş, şu dip çizgiyi özlemişim ya. Ya bizimki gibi bir takımla dip çizgi yapamıyorsun abi. Dribblingimiz o kadar kötü ki. Böyle boşluk bulunca da yaptım. Çünkü dip çizgi hakikaten FC24'te çok tehlikeli. Çağdarma da tabii ki Emirhan Kocasoy 8.5 almış. Aa, golü de Mehmet Yürür atmış ya. Emirhan değil. Asisti Yusuf yapmış. Neyse, onu da çıkardık ama. Serhat'ım sen ne yaptın? 7.6. Bombasın ya, bombasın kaptan. Beyler 5.yiz. Oo, ilk 6'dayız ya. Tamam. Yerimiz hafiften garantilendi. Çünkü çok az maç kaldı. Diyarbakır deplasmanı diyeceğiz. Hızlı simüle edeceğiz. Hadi oğlum. 2-1 aldık. Ulan yemeyeydik. Yusuf atmış, Efe atmış. Efe sonunda bir şeyler yaptın. Teşekkürler ya. Elazığ yine geldi ya. 7. Bak onlar da girmeye çalışıyor ilk 6'ya. Çakallar ya. Kim bunlar da kontra? Ulan bir gegen biz oynuyoruz hakikaten. Herkes kontra. Evet, rejimiz kimi gösteriyor bu sefer? Bu hangi oyuncumuz? Hepsini tanımıyorum. Efe tatlı. Herhangi bir istatistikle vermemişler onunla ilgili. Efe, bu bir işaret olabilir mi oğlum? Biraz daha gayret. Biraz daha. Bu arada playoff oynayacağız galiba ya. Çok heyecanlı değil mi abi? Güzel. Şut geldi. Serhat kurtarır onları. Serhat'a uçmak olsun. Oy, çok güzel aldık. Ama o pasları da verelim. Çok güzel geçti, alabilirsek tabii, ama Serhat o kadar hızlı mı? Helal olsun lan. Offside var mı? Olmasın ne olur. Önümde kaldı. Yusuf attı. Çok bala bir gol attı. Bal golü. Devam. Çağırma ikinci adamı. Çağırma Buğra. Tek adam defans. Tek adam. Tek adam defans. Hala öyle. Çok güzel. Geçmedi. Tamam. Şöyle verelim. Güzel yatırdık. Döndük şöyle. Paslaşabiliriz bence. Güzel. Harika. Ya abi çok geç kalıyoruz. Yusuf vurdu kaleci son anda. Yumakoğulları. Soyadları müthiş ya. Oy! Oy! Abbari golü, abbari! Çevir kolu yanmasın. Vay anasını. Oo, sevinmeye geldi. Beyler en güzel golümüz olabilir ha. Gelişine mi bu? Oy. Aa, Ömer Şahbaş oğlum. Oğlum bizim stoper bu. Abbari hakikaten ayağına kurban be. Şöyle bir dönsek ne olur? Serhat ona vurur mu? Vurur. Aslanım koçum. Müthiş pas. Vur artık. Ah. Hemen bir Serper Çağlar diyelim. Serhat iyisin, hoşsun oğlum. Birazcık dinlen. Mehmet Yürür. Geçen soktuğumuzda tehlikeliydi. Şöyle sola sokabiliyor muyuz onu ya? Rafet'in yerine soktum. Ulan Rafet forvet devam etse belki gol kralı olacaktı. Neyse, onu da elinden almış olduk o fırsatı. Efe çok güzel noktaya düşürdü. Bu sefer vuralım ya. Bir dakika. Bir kart geliyor bu arada ama frikikçimiz kimmiş bizim, ona bir bakalım. Kırmızı mı geliyor, ne oluyor ya? Aa, kırmızı aldırdık ya. İlk yarının, ikinci yarının da başları ya, harika. Mikail Çolak. Efe'nin bu maçta yaptığı iyi işlerden biri. Bak, adam hareketini yaptı, koydu çalımı. Ya şu orta sahalar bakıyor, Efe falan bakıyor abi, o ne ya? Şut! Serhat. Yemeyelim be. Yemedik. Her an yiyebiliriz, Serhat tokatladı top. Efe'den ince işçilikler, şuradan gelenimiz var. Orta oğlum, çok güzel gol be. Vallahi daha gol olmadan gol olacağını anladım be. Bir şey yapıyor, nasıl seviniyor bu? Ha, ismini gösteriyor. Yusuf. Daha fazla şımarmayalım ama iyisin, güzelsin. Güzel pozisyon aldı. Şurada vuracaktım aslında da dedim ki, İçeride boş adamlarım var. Güzel gol ya. Beşik bakmışız ona biz. Ay. Bu arada sliderlar zorlaşıyor beyler bu skorla. Aa. Oğlum, görünmez takımdan sonra
büyücü oynatanlardan sonra bir tane daha var ya. Oğlum bir X-Men evreninden bir süper kahraman mı getirdin? Elazığ. Biraz bakayım oynatarak. Büyümüyü yapıyor mu? Yo, normal koşuyor bu. Ama çok iyiymiş ya. İlk önce maske sandım da dur lan. Böyle maske mi olur lan? Harika. Serhat'a alıştırma bunlar ya. Serhat'ın overall'u yükseliyor böyle böyle. İyi pas. Harika. Oğlum ne oynadık be. Ay çok güzel gol be. Zor zor dokundum. Efe, affettim seni Efe. Bendesin bundan sonra. Adamımsın. Efe öldün mü ne oldu? Yattı yere. Hayır birine patlayacağım zaten kesindi de. Çok güzel oynadık yalnız ya. Ulan girmiyormuş az kalsın. Bir daha bakalım gerçekten öyle mi? Bu arada çok zor açıda çok zor yere vurmuş. Vücudu da o şeye, vuruşa müsait değil aslında Efe'nin. Helal olsun. Maçın adamı adaşım olmuş. Yusuf Buğra Koşal 2 gol. Ve Serhat'ım 7.9. Senin tüm sezon overall'ını çok merak ediyorum bu rating olayında. Bakalım ne çıkacak. Bak kariyerin güzel kısımlarından biri. İşte tamam doğru yazmamış. Düzenli olarak yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Düzenli olarak yer vermiyorum. Seni bir denedik. Asist yaptın. Harikasın. Kendini sahada çok göstermeni bekliyorum. Sıkı çalıştığını görmek güzel demişiz. Bu etkileşimler çok daha detaylı olsa çok güzel olur. Ya sırf şu yüzden FM oynayacağım ya. O üçüncülüğe yükselmişiz. 48 puandayız. İkinciyle aramızda yani bak gerçekten az puan farkı var. Ve onlarla oynuyoruz oğlum biz. Buca Spor'la oynuyoruz. Bir dakika ya bu maç simüle yapacaktım. Ha deplasman. Oynayacağız mecbur. İkinciyle oynanır baba. Arkadaşlar bu arada şimdi biz bu ligden ilk iki mi çıkıyor? Sadece birinci mi çıkıyor? Kimler playoff oynuyor? Bir kırmızı grup mu, beyaz grup var. Bunlarla ilgili bilgisi olan varsa biz bir yorumlarda yeşillendirsin ya. Bir öğrenelim ya. Devam. Güzel bastık. Faul de yaptılar. Bir oyuncum sakatlandı. Yerden kalkabilir misin canım? Pas atacağım. Yok. Sakatlanmış. Ama bir şey de yazmıyor. Dur bakayım. Evet sakatlanmış. Eyvah. Neyse şey bitiyor zaten sezon. Kaydı. Faul yaptı. Evet bir sarıyı hak etti bunlar. Yusuf. Offside olmasın. Offside'miş zaten de. İkinci pozisyonda mı offside? Pası vermesem. Ha yok burada offside'miş tamam. Buna yapacak bir şey yok. İkinci pası verdim ya sağ tarafa. Onda offside olsaydı üzülürdüm çünkü. Yukarıdan bir gelen arıyorum. Emirhan. Ah be Emirhan iyi dönüyorsun da oğlum sonuç yok ya. Bilal dedi mi ismi? Bilal'i çıkarmam lazım. Oraya ben bir kimi alacağım ya? Orta saha alayım bari. Hızlı bir adam olsun da. Sarper'in defansı bir tık daha yüksek Mehmet Yürür'den. Bakalım neler olacak. Bakalım nasıl çıkıyor Bilal. Baya koşarak çıktın oğlum. Oğlum iyiysen söylesene ya. Aa. Adama bak. Koşular görüyorum bunlar güzel. Sarper Çağlar. O da çok ofansif oldu tabii güzel oldu. Baksana. Müthişsin oğlum. Ah be geçse var ya müthiş pas. Sarper'i almak... Lan orada ofansif bir adam mı oynatsak defansiften ziyade? Oy Efe'ye bak. Söktü aldı Efe ver geç. Güzel pas. Fizik. Çıktı mı ne oluyor? Hadi artık. Lan atın şunu. Ne oldu? Offside ama kim bilir nerede. Öyle karışık pozisyondu ki. Abi şurada bir şey çaldı dedim durdum. Ha şuradayım oha lan ne kadar ince offside. Bilal'i göremiyoruz değil mi? Şu Bilal'in sağlık durumuyla ilgili bir şey bilen varsa. Çocuklar. Roleplay. Sadi ne yaptın oğlum? Hayır be. Uçarak geldi Usluoğlu. Abi Serhat %100 çıkardı ya. Beyler bu %100'dü ya. Bu çocuğa bizim bir şeyler yapmamız lazım. Çok iyi performans gösteriyor. Hadi abi. Güzel geliyoruz. Ya ben nereye oynuyorum zaten? Çok saçma bir yere orta açtım ya. Efe bir şeyler deniyor orada. Hadi bakalım. Of, Ömer Şahbaş'a bak. Çalımını da attı yavrum. Serhat döndü. İyi pas. Lan! Vay aldık. Ya dışarı vurduk ya Burak. Efe yürüyorsun. Ya offside'a bıraktı herifler mis gibi ya.
Beyler düşmeyin bu tuzaklara. Geliyorum ulan. Geliyorum ulan. Aaa müthiş asist olacaktı Efe. Çevir içeri vur kafayı. Ah be kalecinin üstüne be. Dakika 82 atacağız gibi geliyor. Ya burada kaptırılmaz ama Yusuf ya. Şut geldi Serhat. Yemez Serhat oradan da. Baskı açtım oğlum. Aman ya 0-0 biten maçları sevmiyorum ya. Efe tatlı. Güzel. Aa güzel. Bilal 5 gün boyunca sakatmış. Harika. Burada 2. Burada 3. Başka yok. Ligin bitmesine 5 maç. Puan durumu 3.lük koltuğundayız. Ve ilk 6'daki yerimiz neredeyse garanti abi. 7. Erbaspor'un 42 puanı var. Biz 49. Gerçi 5 maçta her şey olur ya. O kadar çok beraberlik aldın ki bu bölüm. Yani 2 tane 3 puan alsam çok farklı şeyler konuşuyorduk ya. En golcü ismimiz hala Rafet. Yusuf ondan sonra geliyor. Bilal Aydın. Güzel. Serhat. 4-2. Emirhan Kocasoy. 5 asist. 4 gol. Güzel. Ömer'den beklenmedik performansı. Adam 2 gol attı ya. Helal olsun. Efe de yalnız ufak ufak asistlerini yapıyormuş hiç sezdirmeden. 2 de golü var. Müthiş, daha ne isteriz abi? Bakalım liderlik söz konusu mu? Maalesef değil. Asiste de Efe var 11. sırada. Bunu da alamayız büyük ihtimalle. 5 maçta yakalayamayız. Ama burada birinciyiz. Serhat Öztaş denen 10 maçta gol yedi. Oğlum hakikaten hak etti adam ya. Kaptanlığı verdikten sonra özgüveni de arttı. En sevdiğim futbolcu şu an takımda. Açık ara. Sonraki bölüm Tuzla Spor'la karşılaşacağız. Kendi evimizde. Ayrıca şu playoff mantığı kim çıkıyor, kim iniyor, nasıl oluyor, beyaz grup, kırmızı grup, bunları bilen varsa lütfen yazsın. Herkes öğrensin. Like'ları ve hype puanlarını da unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.